Dayım, şuradasın. Yar mademli kan var, hastaneyim olma kuzum. Hani sigorta bozuktu? Yaptırdım ben onu. Fatma, bak yer leke tuttu. Sil orayı hadi. Sileriz ha. Ama ya da durdur kı. Silme. Boş ver. Nasıl konağa gideceğiz? Ya. Allah'ım, Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Bana bugünleri de görsettin. Kız pembe, sen nihayet gedi olalı bir fare tuttun ya. Maşallah. Anasının kıvırcık kuzusu. Gelin kızım benim. Konağa dönüyoruz, konağa dönüyoruz. Eh Refik ya, eh. Aa bak, iki oğlumu da aldım. Bakalım şimdi ne olacak? Ya anne, ya. Ay. Ne oluyor ya? Dışarıya kadar geliyor kahkahalarınız. Pembe bizi nasıl mutlu etti ana tamam. Sınavdan dam not almış ablası. Aa. Ya istikbali kurtulacak nihayet yavrumun. Ablacığım, aferin sana, tebrikler. Hep böyle ol işte. Sağ ol abla. Ay. Ay ben senin sabah doğum günü kutlamayı unuttum ya. İyi ki doğdun canım benim. Ay. Ay canım. Ay. Ay. Ya. Ulan sinirden şu demirleri söküp atasın var. O derece sinirliyim yani Ali. Abi. Bana bak. Yapacak bir şey yok. Et tırnaktan ayrılmaz. Sonuçta o senin evladın. Allah kahretsin öyle evladı. Allah öyle evladın cezasını versin inşallah. Ya Cemal. Canım niye sen böyle yapıyorsun? Vallahi mantıklı düşünemiyorsun yani. Safa sus. Sus bak elimden bir kaza çıkacak şimdi. Bak sinirden ne hale soktunuz beni işte. Neyse ben gideyim de siz rahat rahat konuşun. Ay sal yengem. Cemal. Bak. Ben hareketlerimde bir plan takip ediyorum ya. Hemen bağırınıyorsun. Neymiş? Bak şimdi. Biz annemle konuştuk tamam mı? Bu kız eve gidip gelmeye başlasın. Biz onu ufaktan ufaktan işleyeceğiz. Ya attıracağız nikah. Sen sakin ol. O iş bende canım ya. He. Konağa girince kocasından gönlü geçecek öyle mi? Bak kocası dedim ya. Hay ağzıma. Cemal. Canım. Bak böyle küslük olursa, kızımız bizden uzak kalırsa nasıl ikna edeceğiz Sevda'yı? Bir de öyle düşün canım. Kızımızı geri almak için burnumuzun dibinde olması şart Cemal. Başka yolu yok. Yoksa sen tabii ki de haklısın canım. Tamam peki. Ama bak elinizi çabuk tutun Safiye. Yoksa o iti olitin yüzünü görmeye zor dayanacağım Safiye. Tamam canım. O iş bende. Allah'ım ya Rabbim ya. Ver hudar oğlum. Baba ver elini öpeyim. Cemal. Hadise istemiyorum. Baba kusura bakma. Ben öyle sevmediğim adama hemencecik ısınamıyorum. Ne yapayım? Tamam çocuklar. Geçin şöyle. Geç.
Bir gül çayları da getirdim. Dağıt kızım. Buyurun damat bey. Sağ ol. Bak damat diye uyuyor. Yemin olsun elimden bir kazana çıkacak. Zor tutuyorum kendimi Safiye. Tamam canım, sakin ol. Kızımız için kendini tutman lazım Cemal. Açık konuşalım. Bu yaptığınız işi hazmetmek bizim için kolay değil. Onayımızı almadan kaçarak evlendiniz. Bu hiç iyi olmadı. Onayınızı isteseydik verir miydiniz Fazıl Bey? Tabii vermeyeceğiz lan. Benim kızım senin dengin mi ki evlenmenize izin verelim? Cemal. Cemal bir sakin ol oğlum. Dur hele. Oğlum, bak hiç iyi bir şey yapmadınız. Benim torunum daha çok küçük. Okuyacaktı daha. Bir de Fazıl Bey'in dediği gibi kaçtınız. Çok fena oldu oğlum. Ailecek perişan olduk. Neyse, artık olan olmuş. Yapacak bir şey yok. Bu küskünlüğü daha fazla sürdürmenin bir manası da yok. Siz anamla babama dua edin. Yoksa o burnunuzun ucunu sokamazdınız bu evden içeri. Sevda, annem haydi mutfağa gel benimle de ikramlıkları hazırlayalım. Aa Sevda ne yapıyorsun? Kız vallahi senin elin iyice işe alışmış yani. Bırak, bir kulla Hatice halleder. Birgül, Hatice, haydi canım. Tamam Safiye. Sevda, annem. Bana söz ver, bir daha öyle temizliğe falan gitmeyeceksin yavrum, tamam mı? Kız vallahi seni öyle görünce yemin ediyorum ömrümden ömür gitti. Tamam anne, gitmeyeceğim. İyi davranıyor mu o kadın sana? Anne merak etme. Mücella anne iyi bir kadın. Yani habersiz evlendik diye o da kızdı tabii. Ama geçecek. Aman kızmışmış haspam. Göreçkilerden gelin alıyor daha ne istiyorsa. Bana bak Sevda. En ufak bir ters hareketlerini gelip bana söyleyeceksin kızım, tamam mı? Yemin ediyorum o evi onların başlarına yıkarım. Anne merak etme her şey yolunda. Sevda. Sen bir göreçkisin kızım. Bunu sakın unutma. Kendini ezdirme tamam mı anne? Bak sıkılırsan falan çık çık gel. Olur mu anne? Kapatma kendini eve. Tamam anne. Bir de bir daha öyle ev işi falan yapmak yok. Gerekirse ben sana bir gündelikçi falan tutarım canım. Peki. Oy kuzum. Canım annem benim. Sizle barıştık diye o kadar mutluyum ki. Gerçi babam hala kızgın bana. Yüzüme bile bakmıyor. Bakar annem bakar, sen merak etme. Onun siniri geçsin. Her şey yoluna girer. Haydi yürü içeri. Bırak. Kapıyı aç. Fazıl Bey, ben iş bulamıyorum. Yani Cemal Bey sağ olsun bütün Ürgüp'ü tembihlemiş. Çalmadığım kapı kalmadı ama iş yok. Lan sen beni babama şikayet mi ediyorsun? Hayır hayır şikayet değil. Ya ben durumu anlatıyorum. Ben iş bulamazsam Sevda'nın karnını nasıl doyuracağım? Doyuramadın da zaten. Evet oğlum. Bu işi beceremeyeceksen, göreçkilerin torununu nasıl aldın da böyle onun bunun evinde çalıştırıyorsun sen, he? Olacak iş mi bu? Refika Hanım, benim bu konuda bir bilgim yoktu. Yani olsaydı gerçekten ama gerçekten buna izin vermezdim. Sen iş konusunda merak etme. Ben herkesle konuşurum.
Hatta sen boşuna iş ara. Gel bizim şirkete, bizimle çalış. Ya baba sen ne diyorsun Allah'ını seversen ya? İstiyorsan şirketin başına CEO olsun. Vallahi makam odasını da hazırlattırırız bir güzel. Şoförlükten CEO'luğa yıldırım atlayış. Oh kebap vallahi. Cemal bir sus Allah aşkına. Oğlum azıcık bir sakin olsana. İlyas senin damadın. Milletin diline düşürme bizi. Gelsin aile şirketimizde çalışsın işte. Sakın ol. Sağ olun Fazıl Bey. Sağ olun. Azıcık yavaş ye yavrum, Allah Allah. Arkandan kovalayan mı var dombalam? Ellemesene ana. Gelişme çağında bu çocuk, yiyecek elbette. Tövbe tövbe. Buzdağı bu ne kadar gelişecek bilemedim vallahi. Anne ya. Kız bu korkarım biraz daha böyle giderse bizi de yiyecek. Sen bizim ocağımıza incir ağacı mı dikeceksin lan? Ana. Baba bozuluyor de. Bozuluyor de bak. Mavi, pastanı ne zaman keseceğiz? Sen ne zaman istersen, bana fark etmez. Oy annesinin güzel kuzusu. Oy yavrum. Babaanne, şimdi keselim, ben çok acım. Ana, lan oğlum da ağzında burnunda çikolata duruyor. Hepsini yeni yedin ya yavrum. Ne hala mı yiyeceksin? Dospa, dombalak. Ya ana. Hazır. Yalnız eniştemden hiç böyle bir yodunluk beklemezdim. Ya karının doğum günü unutmak ne demek? Tabii herkes bir ismet değil yani, böyle ince sürprizler yapsın. Kız susacık ya. Allah Allah, Allah Allah. Bu da yangına korukla gidiyor ya. Aa! Patladı Metin! Metin yat çabuk oğlum! Ay! Ne oluyor ya? Fişek mi? Kız ne işi var bizim mahallede? O tüptür ya, şeydir o, lastiktir, tüptür, ne alakası var? Bakıyor mu oğlum? Çok güzel. Ay çok şahane ya. Çok güzel. Ali? Damadımmış ya. Doğum günü kutlu olsun. Ne yapıyorsun sen ya? Doğum gününü kutluyorum. Mutlu yıllar mavim. Unutmamışsın. Ben sanmıştım ki. Unutacağımı sandın değil mi? Bu hayatta en çok sevdiğim insanın doğum gününü unutur muyum sence? Yani numara mıydı her şey? Kabul et. İyi rol yaptım. Evet ya, Oscar'lıktı. Thank you.
Teşekkür ederim anne. Tembe, hiç kusura bakma. Ali'nin cesti İsmet'inkini yendi. Ay canım. Ay komşularım. Verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Damatım kızımın doğum gününün şerefine öyle bir sürpriz yapmış. Cest olarak da. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ay resmen film olduk ya. Ali. Merak etme. Pahalı bir şey değil. Kafam kadar da ya. Hay maşallah benim damadıma. Hiçbir masraftan kaçınmamış ya maşallah. Komşularım, hiçbir masraftan kaçınmayan damadıma maşallah deyin. Efendim Hasibe. Nezaket. Sen çekil oradan. Senin nazarın değiyor. Geri git. Maşallah maşallah. Canlarım. Haydi eğer patlama çatlama neyin bittiyse içeri geçelim. Pasta keseceğiz. He mi damadım? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sevda kalkalım mı artık? Olur. Fazıl Bey biz müsaadenizi isteyelim. Ben aramızda bir sıkıntı kalmadığı için gerçekten size çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yarın şirkete gel, şirkette konuşalım. Baş üstüne. Annem, yarın kahveye de gel tamam canım? Tamam anne. Bana bak lan. Postu sağlam yere serdim diye sevinme. Ben öyle babam gibi kolay affetmem. Gözümün önünde fazla dolanma, bir sakatlık çıkmasın. Tamam mı pehlivan? Vallahi artık her gün birlikte çalışacağız. Her gün benim yüzümü göreceksin Cemal. Pardon ya. Yoksa babacığım mı deseydim? Şimdi sen... Cemal. Hadi canım sen odana git. Ben de çocukları geçireyim. Gel. Götür bunu kızım. Tamam ben bunları götürüyorum. Hadi hadi. Mavi. Kocan dışarıda havai fışakları patlatıyor da hiç eve dönün demiyor mu yavrum? Diyor anne diyor. Diyor da ben senin kovulduğun eve geri dönmem. Hoş. Sen de pek masum sayılmazsın ama. Gencecik kızın hayatını kararttın. Bak ya, lafı soğuyor gidiyor. Ben de masum değilmişim. Bak ya, ben kimin için dediniyorum? Sizin için. Namkör. Hayın evlat. Allah'a tek ümidim pembe. O da becerdi, becerdi. Hem de beceremezsin. Yeminle Urgüm'ün en yüksek tepesinden kendimi aşağı atıvereceğim. Anasız kalın da koruyun gününüzü. Biz şeyler. Ya Mavi Hanım. Madem sen ananın kıymetini bilmiyorsun. Yoksa pasta. Thank you.
iyi redepeme çıktın ha. Pastayı niye getirmedin anne? Yavrum getirirken elimden kayıp düşüverdi, dağıldı. Çöpe attım mecbur. Of ya. O zaman ben hemen alıp geleyim bir tane. Çikolatalı olsun. Tamam, çikolatalı olsun. Oğlum, böyle aç gözlü gibi istenir mi? Nereden bulacağı enişten şimdi bu saatte açık bastan ya? Otur yavrum. Evet Ali, boş ver. Gerek yok. Ya şu küçük keklerin üzerine koyarız bir mum. He, ne dersiniz, olmaz mı? Evet, olur. Hadi otur. Metin, o zaman sana kocaman çikolatalı bir pasta borcum olsun. Tamam. Tamam. Peki. Ali. Sevda'yla kocası el öpmeye geldiler ha? Hı hı. Babam çağırdı. Gelsinler dedi, onlar da geldi. Kadıncağız çok sevinmiştir. Çok üzülüyordu kızından ayrı kaldığı için. Nasıl affettiler ki ne? Ne olacak? Evlat işte. He. Doğru. Evlat olunca affediliyor da... ...dumur olunca günah keçisi oluveriyor. Ne edelim? Kaderimiz böyleymiş demekse. Ya ben onların evlatları aşkından cana kıymasın diye giriştim bu meselelerin içine. Yoksa niye karışacağım? Al işte. Fatıra yine gariban hasibeye patladı. Ah, ah, ah. Vallahi kurban oldum boşu boşuna. Hiç vallahi hiç. Anne yeter. Sırası mı şimdi? Ali'yi pişman edeceksin geldiğine. Abi, bana bak. Tamam. Hadi bakalım. Aa, bu flemeden olmaz değil mi? Önce dilek tut. Tamam. Hadi. Ablacığım. Canım. Mutlu yaşlar yavrum. Sağ ol anne. Canım karıcığım. İyi ki doğdun. Alo, İsmet. Söyle canım. Pembe, bak yarın ikiden nikahımız var ona göre ha. Ben her şeyi ayarladım. Ay, gerçekten evleniyoruz mu ya? Ay çok mutluyum İsmet. Tamam, yarın annemi de alıp geliyorum. Hasibe teyze kızmadı mı kız? Yok, kızmadın. Neden kızsın? Tebrik ettiğimi söyle. Bak annem de tebrik ediyor. Hadi tamam. Hadi öptüm. Tamam hadi, ben de öpüyorum. Bak. Zuhu. Gel bir sarılacağım. Aşkım benim, aşkım. Yarın saat 2'de Pembe Göreçki oluyorum anne. Allah'ım sana şükürler olsun bugünleri görsettiğin için. Sessiz olacağım. Gideceğim, sessizce nikahını kıydıracağım. Aman sakın Mavi'ye bir şey belli etme. Vallahi işini bozar. At imzanı. İster davul çağır, ister zurna. Tamam. O konağın avlusunda çalacağım o davulu. Sen davulu çal. Aa, ben de böyle Refika'nın gözünün içine baka baka oynayacağım. Oy. Gelin kuzum benim, kurcuğum.
Ne yapıyorsun lan gamsız? Hayırdır, ne sırdıyorsun öyle pişmiş kelle gibi? Ne oldu? Abi, pembeye bir numara çekiyorum ki inanamazsın. Ne yapıyorsun lan? Yarın evleneceğiz sanıyorum. Allahsız. Ne yaptın lan gene ya? Ama dikkat et de o kız seni kundiye getirmesin sonra. Vallahi çok çakal kız ya. Abi, baksana kimliğini bile verdi. Az önce aradım, sevinçten havalara uçuyor. Yarın anasını da alacak, nikaha gelecek. Pembeden de, Hasibe'den de intikamımızı alacağız abi. Kiminle uğraştığını anlasın o. Nasıl plan? Lan yapma lan, yıkılacak kız, insafsız. Yıkılsın. Bana ne? Ben de onu istiyorum zaten. Benimle dalga geçmek neymiş görsün Pembe Hanım. Doğum gününde evimizde baş başa olmak isterdim. Ama bu sene böyle oldu. İnşallah seneye bir arada oluruz. Doğum günümü hatırladığın için teşekkür ederim Ali. Kolyeyi çok beğendim. Havai fişekler muhteşemdi. Böyle bir doğum gününü hayal bile edemezdim. Mavi, ben sana daha güzel günler yaşatacağım. İnsanlara ne dilek tuttun diye sorulmaz. Ben de sormayacağım. Ama inşallah tuttuğun dileğin içinde bizim için de bir şeyler vardır. Ali. Bundan sonrasını hepimiz için daha huzurlu ve daha güzel olmasını diledim. Özel bir şey değil yani. Kız sessiz sessiz. He? Aşığınla mı buluşacaksın yoksa? Hep aynı bayat espriler. Bana bak, kalbini kırarım seninle. Kafamı tasını atıttırma benim. Tamam kız, tamam. Hemen sinirlenme ya, şaka yaptım. Hadi gel, nereye gidiyorsan bırakayım seni. İstemem, ben kendim giderim. Niye? Aşığın görür de yanlış anlar diye mi korkuyorsun lan yoksa? Korkma lan, sadece arkadaşız deriz. Çık git. Gülsen Gül, son gülen iyi gülermiş. En sonunda polise gideceğim, aa katil bu diyeceğim. O zaman görürsün sen gününü, kırk ayak Cemal. buz gibi tabii üşüttü çocuğum. Kuru kuru da öksürüyor ya. Hep senin yüzünden ana. Niye temizletmedin bacayı? Niye temizletmedin anne sobayı? Ben sana demedim mi yaptır parası neyse vereceğim diye. İnat etti işte. Hepimiz hasta etmeden rahat etmeyecek. Ne? Ne üstüme geliyorsunuz ya? Allah Allah, bacacı gelmedi, ben ne yapayım? Vallahi dün pasta yap, ortalığı topla. O kadar yoğunluktan dalmışım gitmiş. He, ararım bugün gelir. Tamam ana, tamam. Süt kaynatayım sana he gülüm. Yenge, bu sirkeli suyla süt de olacak iş değil. Giydir çocuğu, hadi doktora götürelim. Öyle mi diyorsun? Evet, evet. Anne, boğazım ağrıyor. Ay, boğazına kurban olurum. Hadi kalk. Halacığım, bak şimdi doktora gideceğiz. İlaç verecek, geçecek, tamam mı? Gel oğlum, gelin. Mavi, ne oldu?
Metin çok kötü öksürüyor. Ateşlendi. Onu doktora götürüyoruz. Hadi beraber gidelim. Metin, geçmiş olsun. Sağ ol kardeşim. Anne, güzelce oturup yesene. Yok anne, oturamam. Hemen çıkmam lazım. Daha bir semeyi alıp kuaföre gideceğim. Allah'ım. Ya Rabbim, bana bu günleri korsettin ya. Sağ şükürler olsun Rabbim. Bugünden sonra bu sefil evde kalmak zorunda değilsin anneciğim. Ay! Annesinin günü! Ay! Ay kızın konağı hanım oluyor. İnşallah. Bundan sonra sana hizmetçi gibi davranamayacaklar. He. Öyle canları her istediğinden seni evden kovamayacaklar. Oy! Anasının hıvırcık kuzusu. Annem. Yavrum, yavrum. Şu nikahımızı hayırlısıyla bir böyle kazasız belasız kıyalım da. Ay. Ay. İyi hadi ben kaçtım. Bak sakın geç kalma. Kız, insan kızının nikahına geç kalır mıymış, hiç deli. Ya. Hadi bakalım. Hadi. Tamam. Kal sağlıcakla. Tamam hadi bay bay. Annem. Refika Hanım. Biz kapıdan kovulduğumuz yere böyle bacadan geri veririz. Babaannemle dedem nerede ya? Gelmişken onları da görseydim. Dedim babaanneni hastaneye götürdü yavrum. İlaçlar bitmişti, onları yazdıracaklar. Bu saatten sonra öyle romantik yemeğe değil, hastaneye gidiliyor canım. Sevda, annem canın çektiği bir şey var mı? Bak varsa hemen söyleyeyim, Hatice'ye yapsın. Yok sağ ol annem, yiyip de geldim ben. Sevda, bak ne istersen hemen yaparım. Yok, sağ ol Hatice abla. Canım, çekinme tamam mı? Bak pizza falan söyleyeyim mi? Sen seversin yavrum. Anne istemiyorum dedim, ısrar etme. Sevda, siz şimdi böyle apar topar evlendiniz ya. Ay balayına falan da çıkamadınız değil mi kız? Yok Gülizar, çıktılar, senin haberin yok mu canım? Maldivlere gittiler ya. Allah'ım ya. Peki sen şimdi, yani sen şimdi üniversite sınavına da giremeyeceksin artık değil mi? Yok, girecek. Okuyacak benim kızım. Yani bilmiyorum ki, İlyas'la konuşmam lazım. Kız ne demek İlyas'la konuşmam lazım? Sen istedikten sonra o ne karışır ya? Abla, kocası artık İlyas onun. Tut ki üniversiteye gitmeni istemiyorum dedi. O zaman ne olacak? Demez. Olmaz öyle şey, dememeli. Ben kızım okuyacak. Okuyacak, o kadar. Hayırdır kız? Yolunu neyin mi şaşırdın? Aşk olsun Hasibe. Ben seni merak ettim kız. Gelip bir halini hatırını sorayım dedim. Hangi dağda kurt öldü acaba? Kalbimi kırıyorsun ama. İyi gir madem. Şunları da alıver. Ne gereği var? Niye zahmet ediyorsun? Her bir şeyimiz var Allah'a şükür. Ya adettendir. El boş gelinmez. Geç. Bismillah. Şimdi bana kaç gün rapor verdi doktor hala? 2 gün verdi alacığım. Ya keşke biraz daha fazla verseymiş. Ne güzel tatil yapardım. Soğuk algınlığı için bu kadar veriyorlar Metin. Artık sen de 2 gün tatil yaparsın alacığım. Ya büyük bir şey dememiş ya, içim rahatladı. Neyse biz gidelim artık. Şuradan bir taksi çeviriveririz. Taksiye gerek yok ki, ben sizi bırakırım. Hiç zahmet etme kardeşim. Zaten işinizden gücünüzden ayrı koyduk. Hadi taksi geliyor. Alacığım, akşam sana istediğin futbolcu kartlarından alacağım, tamam mı? Tamam alacağım. Ay. Cık. Metin. Tekrar üşütme, tamam mı? Tamam. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi uğraşırız. Görüşürüz yani. Görüşürüz. Gel oğlum.
Ben seni işe bırakayım. Olur. Hadi. Ne var ne yok konakta bir gül? Hı? Sevda'yı affetmişler öyle mi? He, affettiler. Yakında damatla birlikte konağa yerleşirler. Olan size oldu Asibe. He vallahi öyle oldu ya. He artık sen de bizim gidişimizle rağda ermişsindir. Aşk olsun Asibe. Bu nasıl laf öyle? Ya, tamam başta seninle böyle itiştik kakıştık neyin ama sonra gül gibi geçindik. Yani niye sevineyim ki ben sizin konaktan gidişiniz aşk olsun. He ya. Safiye yukarıdan eşyalarımızı yağmur gibi başımıza yağdırırken he. Seni de ben bir ara oralarda görüverdim ama hadi neyse. Ya sen yanlış görmüşsün. Ben onları böyle engellemeye çalışıyordum. Hadi lan oradan. İki gözüm önüme aksın ki böyle Asibe. Tabii senin olup bitenlerden haberin yok. Refika Hanım ben casusluk yapayım, sizden laf taşıyayım diye bana etmedin birini bırakmadı Asibe. Vay sinsi vay. Sen ne dedin peki? Ben tövbe yapmam dedim. Benim çalışma ahlakımda casusluk yok dedim. Dayağı da yedim. Elleri kırılsın inşallah. Böyle saçlarımı eline dolayıp ben duvarlara çarpışım vardı ki gülmediydin. Hanımdan hiç vicdanı, merhameti yok aslında biliyor Benim mavim bir hanım olsun da o konakta. Vallahi del sizi dövmek başımın üstünde taşır yeminle. Artık o da pek mümkün görünmüyor yani Hasibe. Mavi anamlar konağa dönmezse ben hayatta dönmem demiş. Sizi de konağın kapısından içeri sokmayacaklarına göre. Vallahi orası hiç belli olmaz bir gül. Öyle bir mucize olur ki devran dönüverir. O konağa geliriz. Yerleşir kalırız temelli. Belki gidişimiz suskun oldu ama dönüşümüz muhteşem oluverir. Öyle diyorsun yani. Diyor. İyi o zaman ben müsaadeni rica edeyim. Hanım geride konakta beni bulamazsa çok kızar sonra. İyi madem. Hadi bakalım ayağına sağlık. Evet selametle. Güle güle. Güle güle. Şöyle yanlarında kocaman örgüler istiyorum. Arkasında da kocaman bir topuz olsun. Ay çok mutluyum ya. Gelin oluyorum. Bugün mutlu olmayacağım da ne zaman olacağım ama değil mi? Keşke gelininizi giyip öyle gelseydiniz. Topuzunuz bozacak dua takarken. Gelinlik sonra. Önce bir nikah olsun. Kıyamam kız. Nasıl heyecanlı. Ya da kıyarım kız. Şu suratın ifadesini bilgisayara hem yapacağım. Gel. Gel kuzum yat bakayım şöyle. Yat 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 yat. Ha, benim canım benim canım. Dur bakayım sen sobayı da çekelim de. Hoppa. Böyle ısınırsın işte. Anne senin gülü bu gülü. Aslanım benim aslanım. Hadi bakalım. Aa.
Fatih'im, kuzum. Hasta mı oldun sen nene? Oy, 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 oy. Fatma, toh suyuna çorba yap çocuğa. Limon da sık içine. Eşki eşki, iyi gelir. Heh. Hanım. Anam, nikaha mı gidiyorsun? He ya, nikaha gidiyor. Kız, sen de bavulları hazırla. Akşama konak yolcusuyuk ya. Hiç içim almıyor ana. Ya burada kendi evim, kendi bahçem. Kız başlatacaksın ha evinden de bahçenden de. Neyse, bu manalı ve güzel günde ağzımı da moralmanımı da bozmayacağım. Nene, oy benim kuzum, kuzum, kuzum. Diyorum ya. Hadi uğurlar olsun. Sağ olasın. Annem. Anne. Anne. Saçım güzel olmuş değil mi? Çok güzel olmuş annem. Çok güzelsin. Maşallah benim kızıma. Maşallah. Hadi hadi gidelim geç kaldık. Ulan abba abaya girmişler be. Hasbe bile süslenmiş. Panik yapma kuzum. Merak etme gelir şimdi. Davetli misiniz? İçeri geçebilirsiniz. Ha yok. Ben gelinim. Pembe Yılmaz, İsmet Göreçki. Pembe Yılmaz, İsmet. Listede isminiz yok Pembe Hanım. Nişanlım bugün saat 2'ye yer ayırdı ama. İyi bahı ver evladım. Belki 2 değildir de 3'tür. Yok. Yarının listede de yoktu. Nasıl olur ya? Ne oldu kız Pembe? Ayıkamadın mı daha ya? Beni bekliyor herhalde. Aha jeton düştü işte. Alo? Ne oldu Pembe? Damat gelmedi mi daha? İsmet neredesin sen? Annemle nikah dairesine geldik. Seni bekliyoruz. Bekleyin bekleyin. Daha çok beklersiniz siz. Ne? Nikah mikah olmayacak kızım. Bana öyle diz çöktürüp evlenme teklif ettirdiğin günün intikamını alıyorum senden. Oyuna getirdim kız seni oyuna. Gülümse kız Pembe. Allah belanı versin İsmet. Allah belanı versin İsmet. Anam. Anam. Pembe ne oluyor kız? Neye kaçıyor bu deniz İrzu? Anam ya daha nikaha kıyırmadan kaçırdın mı çocuğu? Nikah nikah yokmuş anne. Bu pislik beni kandırmış ya. Ne? Ya rezil oldum ya. Ya rezil oldum ya. Allah belanı versin İsmet. Ulan İsmet, bir sürü oyun yüklemişsin ya. Şu nasıl oynanıyordu lan? Ha İsmet, gel lan göster şunu nasıl oynanıyordu bu? Abi, bırak onu bırak. Operasyon tamam abi. Bak fotoğraflara. Bak bak.